Evet arkadaşlar, bugün farklı bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bugün köyde pide yapacağız, ekmek yapacağız. Tabii ben yapmayacağım, annem yapacak bunu. Annem, eşim ve teyzem yapacak. Fırınımızı yaktık gördüğünüz gibi. Fırınımız toprak fırın. Belediyemizin yapmış olduğu köyümüze. Şöyle göstereyim. Şurada derecemiz var. 300 derecede. Fırınımız. Şöyle içini göstereyim. Gayet güzel bir şekilde yanıyor. Pide ve ekmek yapmak için ön hazırlığımız yapıldı. Şöyle fırınımızı da çekelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Birazdan bu közleri içeride süpürecekler, kenarı çekecekler, zemin ortaya çıkacak. Ondan sonra da ilk önce pide, sonra da ekmeklerimiz yapılacak. Pideleri çekeceğim sen, pideleri zamanlayacak. Bir şeye de vereceğim, Zerhan Hanım'ın ağzını sulandıracak. Akşamdan hazırlamış olduğumuz mayalı hamurlarımız. Bunlar teneke ekmeği olacak. Bunlar pide olacak. Burada bunlar pidelik hamurlarımız. Burada pide malzememiz. Bu domatesli biberli olacak. Burada ekşimikli, keşli veya lorlu. Bu da soğanlı. Bu da mancarlı pide olacak malzemelerimiz. Orada annem var, burada babam var, burada teyzem var. Orada da eşim var. Tamam. Tamam. Dursana, bunun yavaşlığı gitti. Ne yapayım? Sen ben şunu alayım da. Bunu bir alayım. Bu mancarı yani kalk buraya. Teyzeme. Yedi kalktıralım, alalım bir tane ona, teyzeğe. Ona bir şey yapalım. Ahmet, bunun azıcık sapı işi uzun olsa çok iyi olacak. Onun alası geldi. Ben ilk pide yapıveririm işte. Şunu ilk pide yaparım birini. Tamam mı? Sen getir ilk pide değil ona, getir. Bunu ilk pide yaparız, köpeklere veririm. Getir. Hiç soğan gitmesi istedim ki yani. Hah. Ama karıştırmadık da. Bunu karıştık, dur. Hiç gitmesin bak, dikkat et. Sünge bu mu? Ha? Ne oldu, başka bir sünge yok mu? Vallahi bilmiyorum. Teyzem şimdi fırının içini süpürüyor. İlk etapta pideler hazırlanacak. Şimdi bir tane mancarlı pidemiz oldu. Şimdi annem ikinciyi yapıyor. Serpil, soğanlıların bu oğlum. Ne? Dedi. Yakıcı bu. Yana gel. Hadi bu yana gel. Yak onu. Yak bu kule. Arasın. Yaptın hemen şeyi. Bunu karıştıracağım bir parçayla, karıştır. Ne olacağını karıştır.
Meşhur mancarlı pidemiz malzemesi. Bunu alsanız oradan be. Bir tane şunu alsana şuradan. Şu tüteni alsanıza tüteni. Yerde yerde. Allah. Sen de buna kırmızı biberi çakmadın mı? Attım. İki çay kaşığı attım. İki çay kaşığı biberi biberi. Yeten at. Herkes acı dokunu ya. Duyuyor ya. Acısı vardır onun zaten. Düzeyi düzeyi. Düzeyi de mi? Düzeyi attım. Acısı da iyidir ona. Şöyle bol malzeme uslu cinsinden. Evet. Onun da sapı kısa bu şeyi. Arkalara yetişim. İyi olmuyor. Şey yapıp da kenarlardan da ortaya bırakırız. Bir şey olmaz. Fırınımızın sıcaklığını denemek için önce bir boş pide atıyoruz. Közleri öne çekti teyzem. Zemini süpürdü. Pidelerimiz de hazırlanıyor böyle. Yağlı mı alır? Bizim yağımız alır. Tereyağı varsa tereyağı sürersiniz üstünüze. Tereyağımız var. Ha, tereyağı şöyle bir gezdirirsiniz üstüne. Yumuşatır onları, o miski bu olur. Yok dedi, ben şeyli de seviyorum. Sadeli de alır. Alade de alır. O bilir. Bilir o teyze. O bilir. Ali başka. Yeme dediğin mi bilir. Hangisiler tatlı? İncelt biraz da pideleri bu şey küreğin ağzı kısaldı ya. Pideler tam normal büyümüyor. Bana bakalım inceldi yani. Aha bak. Kaç sene oldu Mehmet abi öleli. Bak oğlunun zamanında getirdim buraya. O seneden beri dayanıyor. Bu oldu anne. Ben evet. Taksi fırınımızın sıcaklığı gayet uygun. Boş pidemiz geldi. Pidelerimiz pişmeye başladı. Yenileri de fırına girmeye başladı. Öf 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 öf. Yanında bir de çay. Of. Demleri mi? Demleriz. Böyle. Anne buna bak. Olmaz, ucunu çevir hemen. Olmuş. Evet.
Evet, bu da domatesli, biberli, kaşarlı, bol malzeme uslu. Geti Serpil, geti. Bunlar şey, cıvı verin ha. Ben geçen gün mangal bir de yaptım, dokuz tane. Üstünde yağı bu şey Ali. Bir daha bir. Öf öf öf. Şöyle geliyor bir tane. Hele hele hele. Oo. Koşun koşun yağ. Pide dediğim böyle olur işte. Evet, pidelerimizden, kedilerimizden nasipleniyor. Karamel, yedin mi sen de pide? Evet, yedin sen de. Gel Karamel. Canınız da çekecek ama artık biz yiyeceğiz. Siz de buna bakar izler yaparsınız. Canı isteyen gelsin. Canı isteyeni yaparız gelsin. Ha, annem buyur etti. Canı isteyen gelebilir dedi. Of, şöyle çıtır çıtır. Pidelerimizden sonra da teneke ekmeklerimizi pişmesi için fırına sürüyoruz. Öf öf öf, son bir tane pidemiz kalmış. Bu da çıktı fırından. Abi, pideyi alıyorsun gidiyorsun. Ben hayatımda alıyorum diyor. Evet, son ekmek tenekemizi de fırınımıza sürmüş olduk. Tamamen doğal olarak ev hamurundan mayalanmış pidelerimiz ve ekmeklerimizi yapmış olduk. Annem buyur etti. Biz artık bir çayla beraber pidelerimizi yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Ekmeklerimiz de fırında pişmeye dursun. Görüşmek üzere diliyorum. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım.
hayırlı günler diliyorum. Açık duracak değil mi anne? Ben fırınımızın sıcaklığını da göstereyim. 300-350 dereceyle falan başladık. Şu an 190-180 derecelerde fırınımız. Bu şekilde. Canı isteyen varsa gelsin. Evet, ekmek ve pide, mancarlı pide nasıl yapılır? Hep birlikte görmüş öğrenmiş olduk. Herkesin emeğine sağlık diyoruz. Yaklaşık 2 saat oldu. Ekmeklerimizi fırına attıydık. Şimdi çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişmişler. Oraya sığmaz o. Fırınımız boşalmıştır. Fırınımızın sıcaklığı 110 derecelerde. 300-350 derece gibi sıcaklıkla başladık. 110 dereceye kadar düştü. Önce pidelerimizi yaptık. Sonra ekmeklerimizi yaptık. Fırınımızı da çek. Tekrardan videolarımızı beğenip like atmayı unutmayalım, abone olmayı unutmayalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Yürün.